Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, cümle peygamberan ızam aleyhüm salavat ve teslimat, ehli beyt, el, ashab, etbaları, rıdvanullah aleyh mecmain, bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihar-ı dar-ı vaka edenler, rahmetullah aleyh mecmain, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşahabenlerimiz, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. İnna Allah'a Allah Zülcel Hazreti Azze ve Cel aziz ve celil olan Allah اِذَا قَضَى عَلَى عَبْدٍ قَضَاءً لَمْ يَكُنْ لِكَضَائِهِ مَرَدَّ Allah bir takdir ettiği bir şeyi infaz etmek istediği zaman, kaza o demek, takdir edilen şeyin uygulanmasına kaza derler. Böyle bir işin yerine gelmesini, kazasını emrettiği zaman onu reddedecek kimse yoktur. Evet, kimse yoktur. Evet. Allah'ın yaptığı şeyden dolayı da Allah hesaba çekilemez. Şimdi bunlar ince işler. Bir televizyonu dinliyoruz. Mahkemelere düşmüş bir kadın yazar. Allah'ın bu hükmünü yargılamalıyız dedi orada. Aman ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'de hüküm var arkadaş. Bu kadın Müslüman kadın. Yazıyor, çiziyor. Mahkemelere düştü yazdığına çizdiğinden. İslam'ı savundu diye. Ama televizyonda bunu duydum ağzından. Allah'ın bu hükmünü yargılamalıyız dedi orada. Neden? Dini bilgisi yok. Duygular yetmiyor. Kur'an-ı Kerim'de la muakkibel hukmihi. Allah'ın verdiği hükmü, kararı kimse yargılayamaz. Hesap soramaz. La yüselü amma yef'al. Allah yaptığından sorguya çekilemez. Ve hum yüselün. Cevat Hoca'yı sorguya çekecekler. Sen yanlış bilgi verdin bu Müslümanlara diye. Verdiysem başkasını da çekecekler. Peygamberleri de. Lenes'elnellezi ürsile aleyhim ve lenes'elennel murselin. Peygamberleri de, peygamber gönderilen insanların hepsini de vallahi billahi hesaba çekeceğim. Ayettir bu. Fa'alun lima yurid. Ayettir. Allah dilediğini dilediği şekilde yapar. La yüselü an. Evet, Allah hesaba çekilmez ve la yuhti, hata etmez. Biz böyle bir Allah'a inanıyoruz. O Müslümanlığı savunan kadın Allah'ın bu hükmünü yargılamalıyız dedi. Yanlış söyledi. Yorumlamalıyız desin. Öyle ya, benim kapasitem şu. Böyle derim. Senin kapasiten farklı. O ayeti böyle mana verir. Bu caiz. Mezhepler bundan çıkmış. Ama Allah'ın verdiği hükmü yargılamak, bakın, yanlış doğru demek yetkimiz yok. Allah da hata eder demek, kasten söylerse küfür olur. Bunu söylüyor adam. Niyeti gavurluk değil ama çok sopa yer bu adam. Bilmediğin şeye burnunu sokmayacaksın. Konuşurken dikkat edeceksin. Ağızdan çıkanı yazıyorlar dedik ya. Niye böyle söyledin sen? Bilmiyorum. Türk Ceza Kanunu madde 44. Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Bugün kanunlar da var. Bilmiyordum, kabul ederim Allah. Niye öğrenmedin? Bilmediğin şeyde, güzel bilmediğin şeyle öyle konuşmayacaksın. Bunu söyledi ya adam. La muakkibe hükmü var. Buna rağmen Allah'ın bu hükmünü yargılamalıyız dedi. Allah dedim, tüylerim diken diken oldu. Bunu şimdi söyleyenler çok oluyor. Ne diyorsunuz siz? Bir takım yarattı yazıyor gazeteye. Bu adam adı Müslüman adı ve de şüphem yok Müslüman. Yaradan kim lan? Allah değil mi yaradan? Her şeyi yaradan Allah değil mi? Sen bunu Allah'a inanmıyor musun, yaradan olduğuna? Nasıl yaratırmış bir antrenör bir takımı? O iyi adamları
şu golcü şu bilmem çok koşar diye ayarlıyor. O ayarlayıcı ya, o yaratan değil. Benim niyetim yaratan, ama o kelimeyi kullandığın için çok sopa yiyeceksin. Bir Müslüman böyle söyleyemez. Yaratma sıfatını bir insana veremez. Nasıl o Allah'ın hükmünü yargılayacağım dediği gibi, niyeti iyi olsa bile niyet kurtarmıyor. Yaptığına bakıyorlar senin. Gereği düşündürdü diyorlar. Dünyada öyle değil mi? Ya adam burayı sövmüş, şaka yaptım diyor mu hakim, dinliyor mu? Basıyor cezayı. Ben size yardımcı olmaya çalışıyorum. Bilmediğiniz konularda öyle akıntıya kapılıp da bir takım yarattı demeyin. Evet. Yarattı kelimesini kullanmayın. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir işi yapacağınız zaman yarına dönelik. Kur'an'ı bir lütfen okumamız lazım bizim. O konuda çok yayayız. Diliyorsunuz televizyonları. Yarın yağmur yağacak. Şu şuraya gidecek. Şu şuraya gidecek. Yapma beyefendi. Sen Müslüman adamsın. Allah da ne diyor? Yarın yapacağınız için inşallah deyin diyor. Hocam rica ederim. Bu bizim devletimiz layık. Ben bir şey demiyorum. Ama sen Müslümansın. Bazısı uyanık, planlıyoruz diyor. Böyle planlan... Eyvallah. Planlanmıştır ayrı. Şöyle gidecek, şuraya gidecek, şöyle olacak. Bu ayrıdır. Gavur bile Amerika'da, Fransa'da hava tahmin raporu diyor yahu. Sana ne oluyor Müslüman adam? Yağmur yağacak, kar yağacak. Öyle deme ya. Yağmur yağması bekleniyor. Bak bekleniyor ayrıdır. Yağacak diye kesin hüküm vermek ayrıdır. Bunlar bizim özel hayatımızda da dikkat etmemiz gereken şeylerdir. Yaratma der gibi bir Müslüman böyle Allah'ın gücüne gidecek lafları etmez. Ederse öyle diyor Peygamberimiz. Cehenneme baksanız diyor, cehennemin çoğu dilden dolayı girmiştir oraya diyor. Böyle şeyleri affetmezler. Bilmediğin şeyi konuşmayacaksın. Evet, şimdi Allah'ın gazasını kimse önleyemez. Kimse önleyemez. Neden böyle yaptım da diyemez. Başkaları bundan acizdir. Peki dua her şeyi önler. Öyle hadis var hocam. Bunları biliyorum ya. Bilmez olur muyum? Evet, güzel dua. Evet, dua yaruddul kada'el mübran. Evet. Bir adam hakkında bu kafirdir, bu eşkıyadır, bu mümindir diye ezelde yazılmış bu yazıyı kimse bilmiyor. Bu hiç değişmez. Şöyle olur, böyle olur. Sonunda herif, iyi zannettin herif, bir bakarsın öyle bir şey yapar ki cehennem kütüğü olur. Allah sonumuzu hayır eylesin. Hep ona böyle yalvarıp duracağız. Ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik. Kalpleri bir halden bir hale çeviren Allah, benim kalbimi imanda, İslam'da daim kıl. Peygamber de öyle dua ediyor. Bize örnek olmak için sen de böyle dua edeceksin. Böyle gidiyor gidiyor adam, öyle bir iş yapıyor ki kör kütük kafir olup defolup gidiyor. Allah korusun. Allah korusun. Ben 70 yaşında Müslüman olan fizik, atom fiziği alimini gördüm. Müezzinlik yaptım. Hocama gelmişti ziyarete. Nurettin adını aldı adam. 70 yaşında Müslüman oldu herif. Bir iki sene sonra da gitti. Tertemiz gitti herif. Çünkü Müslüman olunca geçmişi siliyorlar. Yerinden kirlenmeden de öldü herif. Bir de bunun tersi var. 90 yaşında mı kaderi inkar ediyor. Ne biçim iş bu diyor filan. O da sonunda işte böyle laf edince, bir laf edersiniz diyor, cehennemin dibini boylarsınız. Bir laf edersiniz, cennetin en yüksek noktasına tırmanırsınız. Bu adamı gördüm ben. Adamın 70 sene namaz kılmamış, kafir. Bacakları kıvrılmıyordu, namaz kılmamış ki. Kıvrılmıyordu, oturamıyordu. Ama adam Müslüman oldu, öyle ilim adamı olduğu için öyle güzel Müslüman olmuş ki her şeyde peygamberin sünnetine uymayı hedef almış. Öyle tertemiz gitti. Allah sonumuzu hayır eylesin. Yani şimdi Allah'ın kazasını geçmişimizde güzel yazı olmasa siz buraya gelemezsiniz.
İnnellezîne sebekat lehum minnel husnâ. Evet. Geçmişinde güzel yazı olanlar. Sen bu güzel yazı olmasa senin ezelde namaz kılamazsın. Camiye gelemezsin. Şükredelim Allah'a. Yalvaralım Allah'a ki bizi bu yoldan ayırmasın. Sırat-ı müstakimden ayırmasın. Allah'ın dediği olur. Kimse onu önleyemez. Onun için ezelde yazılan yazı mutlaka olur. Dua işte bu. Mesela müminsin. Mümin olduktan sonra yanlış işler yapıyorsun. Yapmıyor muyuz canım? Allah bizi affetsin. Dedikodu yapıyoruz. Yalan söylüyoruz. Komşuyla kavga ediyoruz. Karıyla kavga ediyoruz. Anamızla babamızla kavga ediyoruz. Ana babaya zulüm, onu kavga etmek en büyük günahlardan biridir. Dep dururken, biliyorken kavga ediyoruz. Maymun efendim mal taksiminden, şu taksiminden gibi mesela. Ama mümin. İşte o zaman Allah'ım pişman olmuşuz. Heh. Güzel dua, onların gereği neydi? Cehenneme gitmek. İşte güzel dua, Allah'ın merhametini celbeden güzel dua, onları kanun gereği içki içen cezalandırılır. Dedikodu yapan cezalandırılır. Rüşvet alan cezası var ya bugün kanunlar. Aynen Allah'ın kanununda da böyle. Neticede cehenneme gidecekken kendine gelip dua eder, güzel dua eder, tam bir dönüşte dua eder, onları önleyebilir. Dualar önler dediği budur. Yoksa Allah'ın ezeli yazısı hiç bozulmaz. Böyle kimseler içindir o. Yoksa böyle dua etmezsen, nasip olmazsa başına felaketler gelir. İman eden adamı Allah cehenneme kolay kolay atmak istemez. Ağır hastalık verir, onulmaz dert verir, onu belalarla imtihan eder. Gelecek öyle hadisler gelecek. Ağlatır onu, canını yakar. Camiye gelip de sağlıklıyken dua etmeyen, gözyaşı akıtmayan, yalvarmayanı başını belaya sokar. Ticaretini kaybettirir. Şu olur, bu olur. İnsan sıkışınca da nasıl bağırır? Şimdi ben tabii insan hayatından hep bu hadisleri okuyunca gözünün önünde hayattaki şeyler geliyor. Efendim talebeyken İstanbul'da deprem oldu. Benim evde ahşap bir ev. Ben cami evinde kalıyorum. İmamım. Akşam yemeği yiyorum. Derken sofra başladı gidip gelmeye. Hiç korkmadım çünkü ahşap ev yıkılmaz kolay kolay. Bir gitti geldi ev, gitti geldi. Kaç tane neler oldu. Şimdi gazeteler yazdı. Biliyorsunuz İstanbul bir semtinde meyhanela sokağı var. Evet. Oradaki meyhanede oturanlar gavur değil. Müslüman adamlar ama herif iş alışmış içiyor. Hiç Allah'ına gelmiyor. Aklına gelmiyor herif. Nar atıp dururken o sırada tam akşam yemeği zamanıydı. Of doluymuş meyhaneler o sokakta. Evet, gazeteler fotoğraflar çekmişler. Nasıl fırlamışlar sokağa? Allah! Hep beraber. Yani insan sıkıştığı zaman nasıl Allah diyor bak. Sen müminsin ama yanlış iş yapıyorsun. Allah sana yine acıyor. Başına bir felaket verdi mi nasıl Allah dediriyor bak. Yine sana kıyamıyor. Örtüyor ayıplarını. Ben onu söylemek istiyorum. Başına böyle felaketler gelmek istemiyorsan sağlıklı durumdayken başın derde girmeden koş camiye. Şuralardan şıpır şıpır yaşlar aksın. Allah'ım ben ettim sen etme diye. Yalvarsın. Yoksa işte böyle sallarlar adamı. Altına sokarlar, üstüne çıkarırlar, bağırtırlar adamı. Allah bizi imandan, İslam'dan ayrılmasın. Sırat-ı müstakim üzere yaşamayı nasip etsin inşallah. Güzel peygamberimizin bu uyarılarına kulak açan, kulak tıkamayan güzel Müslümanlardan eylesin inşallah. Evet, bu hadis-i şerifi de Nükani Muhallet bin Ukbe bin Şurahbil'den nakletmişler. Allah onlardan razı olsun.